Arkadaşlar merhaba. Son birkaç videoda öğrendiklerimizi dilerseniz bir gözden geçirelim ve oradan devam edelim. Şimdi, farklı bir gerçeklikte yaşadığımızı farz edelim ve daha rahat işlem yapabilmek için basit rakamlardan oluşan bir döviz kuru hayal edelim. Farz edelim ki bu bahsettiğimiz döviz kurunda 10 yuan 1 dolara karşılık geliyor. Diyelim ki Çin hükümeti, Çin Merkez Bankası bu kuru sabit tutmak istiyor. Yani bu eşitliği kilitlemek istiyor. Ancak şöyle bir durum var. Çin'den Amerika'ya ithalat, Amerika'dan Çin'e yapılandan daha fazla. Bu da daha önceki birkaç videoda gördüğümüz o acayip duruma sebep oluyor. Şimdi burada Çin var, burada da Amerika var. Ve diyelim ki buradaki döviz kuruna göre Çin'den Amerika'ya mal gidiyor olsun. Aynı renkle çizeyim bunları, Çin malları. Evet, bunlar Çin malları ve fiyatları dolar olarak ödeniyor. Bu dolarlar da ne yapıyor? Çin'e gidiyor. Şimdi diyelim ki bu ödeme belli bir zaman dilimi içerisinde yapılıyor ve bu zaman diliminin de 1 yıl olacağını düşünelim ve gelen mallar için Çin'e de 100 dolar gönderildiğini düşünelim. Aslında bu son birkaç videoda öğrendiklerimizin özeti gibi bir şey. Şimdi bu eşitliğin diğer tarafına bakalım. Amerika'dan Çin'e bazı mallar gidiyor. Yani Amerika malları Çin'e ithal ediliyor, orada satılıyor ve karşılığında Amerika'ya dönmek üzere yuan alınıyor. Elbette gerçek dünyada paralar Pasifik'teki bir gemide öylece gidip gelmez, değil mi? Böyle düşünmemiz çok yanlış olur. Paralar çeşitli banka hesaplarında duruyor ve kullanılıyor. Yani gerçek alışveriş dış dünyada herhangi bir yerde değil, internet üzerinden yapılıyor. Tabii bu şekilde görselleştirmemiz bizim işimizi kolaylaştırıyor. Amerika'nın malları Çin'de satılıyor ve Amerikalı üretici yuan cinsinden ödeme alıyor. Diyelim ki sattıkları mallar için 500 yuan alıyorlar. Şimdi şu soruya dikkat edelim arkadaşlar. Bu ticareti yapanlar, paralarını döviz kurunda çevirecek olsalar ne olur? Evet arkadaşlar, burada denge fiyatının ne olacağını bilemiyoruz. Çünkü talep ne yapıyor? Ülkelerdeki fiyata göre değişiyor. Ancak Çinli üretici aldığı 100 doları ona birden yuana çevirmek isterse, durum ne olacak? Çin hükümetinin de bu sabit kurdan memnun olduğunu varsayalım bu durumda. 1 doların 10 yuan ettiği kurda 100 dolar için 1000 yuan gerekir, öyle değil mi? Bu Amerikalı üreticinin ise dolara çevirebileceği 500 yuanı var. Bunu daha önce de görmüştük ancak bu kurların nasıl dalgalandığını unutmamamız gerekiyor. Yuan için talep arzdan çok daha fazla. Dolar için talep ise arzdan çok daha düşük. Şimdi bu döviz kurunda sabit oranda uygulandığını varsayarsak bu 500 yuan sadece 50 dolar eder. Oysa 100 dolarlık bir arz söz konusu. Şimdilik biz ne yapacağız? Yuan'a odaklanacağız. Bu döviz kuruna göre Çinlilerin 1000 yuan'a ihtiyaçları var. Yani dolara çevrilebilecek sadece 500 yuan var. Mevzu bahis dalgalı kur olsaydı, yuan'a göre talep artardı ve bu rakam düşerdi. Başka bir deyişle arkadaşlar, ya bu rakam düşer ya da bu rakam yükselir. Yani yuan pahalılaşırsa, yani 1 dolar 9 ya da 8 yuan olursa, paralel bir şekilde 10 yuan da 1 dolar yerine 1,1, 1,2 ya da 1,3 dolar olur. Bu kilitlenmenin ve sabitlenmenin gerçekleşebilmesi için Çin Merkez Bankası'nın müdahalesinin gerekli olduğunu bir önceki videoda görmüştük. Şimdi hatırlayın arkadaşlar, dolar fazlası nereye gidiyordu? Evet, hepsi burada. Bunu açıklığa kavuşturalım, sonra sıkıntı olmasın. Şimdi burada yuan'a çevrilmesi gereken 100 dolar var, buradaysa dolara çevrilmesi gereken 500 yuan var. Çin hükümeti ne istiyor arkadaşlar? Bu 100 doların 1000 yuan'a çevrilmesini istiyor. O halde ne diyecekler? Tabii ki şunu diyecekler. Bu 100 doların 50 doları bu 500 yuan'ın yerine kullanılabilir. Şimdi buraya iki yönlü bir ok çizeyim. 50 dolar Amerikalı üreticiye gider. 500 yuan da kalan 50 doların karşılığı olarak Çinli üreticiye gider.
Pekala, bu durum koordine edilmemiştir, yani anlaşmalı değildir. Hükümetten birisi gelip, "Hey, o parayı şu kişiye ver," demez. Ancak sonuçta yuana çevrilecek sadece 50 dolar söz konusudur. Diğer 50 dolarsa Çin Merkez Bankası'na gider. Buraya Çin Merkez Bankası'nı da çizeyim isterseniz, evet. Çizelim, Çin Merkez Bankası. Onlar ne yapacaklar? Yuan basacaklar, 500 yuan daha verecekler. Aynı şey bir önceki videoda da olmuştu. Bunu biraz daha farklı çizmiştim. Eğer durumu özetleyecek olursak arkadaşlar, 1000 yuan lazım. Ancak ne var ellerinde? 500 yuan var. Bu eksiği kapatmak için ne yapacak Çin Merkez Bankası? Yuan basacak ve bununla dolar satın alacak. Yani dolar fazlasını emiyor. Bu 50 dolar neydi? Dolar fazlasıydı. Arkadaşlar, bu süreç doların değer kaybetmesini engelliyor. Dolar arzı fazla yükselip doların değeri düşmesin diye fazla dolarlar emiliyor, değil mi? Bir başka deyişle, yuan aşırı değer kazanıyor diyebiliriz. Çinliler ticaret dengesizliğini bu şekilde sürdürebiliyor ve ithal ettiğinden daha fazla mal ihraç etmeye devam ediyor. Peki, bu durumun etkileri nelerdir? Daha önce de gördük, değil mi? Bu ticaret dengesizliği sırasında kurunu sabit tutmak isteyen Çin Merkez Bankası, yuan basıp dolar biriktirmeye devam ediyor. Sabit kur sadece Çinlilerin elindeki dolarları korumasıyla devam edemez. Dolar biriktirmeyi kestikleri anda ne olur? Sabit kur bozulur. Bunu her dönem yapmak zorundalar. Piyasada aktif bir rol alıp yuan basmaya ve dolar satın almaya devam etmek zorundalar. Sabit kuru korumak için ne yapıyorlar? Her gün bu işlemi yapıyorlar. Hadi her gün demeyelim de, bazı günler kur zaten dalgalanmayacaktır. O yüzden her gün demeyelim ama yuanın değeri artışa geçerse Çin herhalde dolar alımına başlar ve belli bir seviyeyi korur. Şimdi şu duruma bakalım, aldıkları dolarlar günbegün birikiyor, işler işte burada biraz daha ilginçleşiyor. Çin Merkez Bankası bu nakit parayla ne yapıyor dersiniz, bakalım. Nakit para öylece dururken tabii ki bir işe yaramaz, yani faizi de yok sonuçta, sadece bir kağıt parçası. Bu kağıt parçasının değeri nedir? Alım gücüdür. Bu aldıklarınız size gelir ya da değer sağlayabilir. Çin Merkez Bankası da bu dolarların turşusunu kurmayacağına göre gidip bu paralarla en güvenli Amerika menşeili varlıkları satın alır. Sadece güvenli olması da yetmez, bu varlıkların değerinin dolar cinsinden ifade edilmiş olması gerekir ki satın alma işlemi dolarla yapılsın. Eğer bu varlığın faiz getirisi varsa bu da dolar cinsinden olacaktır. Bu eylem çok yüksek rakamlarla yapılmaktadır. Burada milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Hatta rezervlerden bahsediyorsak eğer, trilyon dolarlar söz konusudur. Bu yüzden gidip önlerine gelen bir şirketin hissesini almazlar. Bu güvenli olmayacaktır. Ayrıca bu kadar fazla dolar kullanırlarsa fiyatlar sonsuza kadar artar durur. O halde oldukça akışkan bir varlık olmalı, öyle değil mi? İnsanların alışveriş yaptığı köklü bir piyasa olmalı ki bu yüzlerce milyon dolarlık arzı kaldırabilsin. Ve bu bahsettiğimiz gereksinimleri karşılayabilecek yalnızca bir yer vardır, o da Amerikan hazinesi. Evet, Amerika hazinesi. Çinliler paranın hepsini olmasa da önemli bir kısmını buraya aktarır. Yani Çin Merkez Bankası elindeki bu dolar fazlasıyla Amerika hazinesinden hisse satın alır. Yani dolarları elden çıkarır ya da şöyle diyelim, eldeki dolarları Amerika hazinesi sahiplerine yollar ve karşılığında bu hazineden pay alır. Bu konu hakkında birkaç video yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu gözden geçirme zamanı. Bu bahsettiğimiz Amerika hazinesi nedir? Arkadaşlar, Amerika hazinesi tahvil ve bonoları federal hükümete verilmiş kredilerdir. Bu şekilde bakmak gerekir. Alınan bu hazine bonoları ve bu sertifikalar aslında Amerika'nın borç senetleridir. Amerika hükümeti bu borç karşılığında ne yapar? Faiz öder. Eğer Çin hükümeti için olan biteni özetlemek istersek, ne yapıyorlar? Para basıyorlar. Dolar biriktiriyorlar
Biriktirilen bu dolarlarla ne yapıyorlar arkadaşlar? Ya serbest piyasadan ya da doğrudan Amerika hazinesinden Amerika hazinesi hisse senedi satın alıyorlar. Yani bu parayı Amerika'ya borç vermiş oluyorlar. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Bir sonrakini izlemeden önce biraz düşünmek de isteyebilirsiniz. Şunu bir düşünmenizi istiyorum açıkçası. Elinde bu kadar yüksek miktarda Amerikan doları olan bir ülkenin hazine hissesi satın alıp Amerika hükümetine borç vermesi nasıl sonuçlar doğurur? Özellikle faiz oranlarını ve düşük faiz oranlarının Amerika ekonomisinin geri kalanında ve genel olarak borçlanmasında nasıl bir etkisi olacağını düşünün. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.